Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bu yedili masa Karadeniz gazı için ne diyordu? Hani nerede? Öyle diyorlar mıydı? Bu Bebecan diye birisi var. O ne diyordu? Hani nerede? Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Ya bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var, görmez. Kulakları var, duymaz. Kalpleri var, mühürlü. Ya bunlara biz nasıl oldu da bu masaları teslim ettik? Birisini nasıl başbakan yaptık? Birisini nasıl oldu da devlet bakanı yaptık? İstifa ederken geldi bizden neler 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 söyledi. Öbürü veda konuşmasını yaparken neler 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 söyledi. Değerli kardeşlerim, aynen dediğin gibi. Ama asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız? Öyleyse yapmamız gereken ne? Ana kademe çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Kadın kolları çok çalışacağız. Gençler çok çalışacağız. Durmak yok. Durmak yok. Şimdi yarın ne yapıyorum? Deprem bölgesinde inşa edilen ilk köy konutlarının teslimiyle oradaki kardeşlerimizle iki bayramı bir arada kutlayacağız. Ardından Gazi Osman Paşa Gaziantep'te vatandaşlarımla bir araya geleceğiz. Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşattığımız bayramları önümüzdeki günlerde de ne yapacağız? Sürdüreceğiz. Bizim gündemimizde bu ülke ve millete dair her şey var. Son günlerde birileri sürekli millet kuru soğan alamıyor, et alamıyor. Siz yol açılışı, gemi açılışı yapıyorsunuz diyor. Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir. Onlar bugün işi değil. Küresel sağlık krizlerinin, bölgemizdeki savaşların ve bunların dünya ekonomisine etkilerinin elbette bize de yansımaları olabilir. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri en aza indirmenin gayreti içindeyiz. Bizim yaptığımız işlerin amacı bu sıkıntıları kökten çözmektir. Ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kalıcı olarak kurtarmanın yolu işte açılışını yaptığımız bu eserlerden, hizmetlerden, yatırımlardan geçiyor. Biz İHA, SİHA derken, TCG Anadolu derken, Kızıl Elma, Milli Muharip Uşak derken sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz. Bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir. Çünkü teknoloji demek tasarımıyla, yazılımıyla, araştırma geliştirmesiyle, üretimiyle, ihracatıyla iş demektir. İstihdam demektir. Gelecek demektir. Yıllarca başkalarının teknolojisini hayran hayran seyretmek mecburiyetinde bıraktık. Kardeşlerim, bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi İHA'yı üretiyoruz. SİHA'yı üretiyoruz. Akıncı'yı üretiyoruz. Kızıl Elma'yı üretiyoruz. TCG Anadolu'yu üretiyoruz.
sadece kullanıcı olarak bile sürecin içinde yer almamız geçmişte çoğu defa sınırlandı. Tasarımından üretimine, her safhasına kendi damgamızı vurduğumuz bu ürünlerle beraber artık dünyada teknolojide ne oldu? Söz sahibi olduk. Şimdi TOGG'umuz var mı? Ve TOGG'umuza şu anda üretimde yetiştiremiyoruz. Gençlerimize bilgilerini, kabiliyetlerini, enerjilerini başka ülkelerin şirketlerinde değil, kendi vatanlarında kullanabilme imkanı sağlıyoruz. Aynı şekilde eğitimden sağlığa artık kendi devasa hastanelerimiz var mı? Çam Sakura'mız var mı? Murat Dilmeler var mı? Pakize Öz var mı? Ya bundan önce bay bay Kemal. Ah ah. Savaş Aysa olsaydı da o hani video çekimleri var ya Savaş Ay'ın. Orada bay bay Kemal saf saf duruyor. Ama o hastanelerin hali neydi? Ok Meydanı SSK hastanesinin hali neydi? Yahu eğer hastanede ölüyorsa bir vatandaşımız orada rehine olarak kalıyordu. Bir ufak broşür hazırlamış. O broşürü şöyle inceledim. Aman ya Rabbim. Şecaat arz ederken sirkatin söylüyor. Rezalet. Ya sen önce bunların hesabını ver. Önce hastanelerde senin döneminde rehine olarak kalanların hesabını ver. Senin gidecek yerin yok ya. Benim vatandaşım o hastanede ölüp de rehine kalanların varisleri bunun hesabını ağır sorması lazım. Buna var mıyız? Buna var mıyız? Sadece bununla kalmadık ki. Ulaşımdan enerjiye her alanda attığımız adımlarla her insanımızın hayat kalitesini yükseltiyor. Hem yatırımla, istihdamla, üretimle ülkemizi büyütüyoruz. Depreminden yangınına, selinden heyelanına pek çok afet riskiyle karşı karşıya olan ülkemizde altyapısı ve konutlarıyla hızlı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İşte bugün Gazi Osman Paşa'da aynı zamanda bunun için varız. Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ eliyle ne yaptık? İnşa ettik. Özel sektörümüzün de katkılarıyla ülkemizi bu alanda 20 yıl öncesine göre çok iyi bir seviyeye getirdik. Ama bunu yeterli görmüyoruz. İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. Biraz sonra bu konudaki müjdelerimizi sizinle paylaşacağız. Önce şu hususun tekrar altını çizmek istiyorum. Günlük hayatımızda yaşadığımız sıkıntılardan kurtulabilmemizin yolunun da ülkemizi büyütmekten, üretimi ve istihdamı artırmaktan, ekmeğimizi çoğaltmaktan geçtiğini unutmamalıyız. Şayet enflasyonun yükselmesinde, fiyat artışlarında, ekonomik işleyişin tabii seyri haricinde birilerinin açgözlülüğünün hatta alçaklığının payı varsa bunun da peşine düşeriz. Nitekim ilgili tüm kurumlarımıza bu konuda verdiğimiz çok açık talimat var. Vatandaşımızın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Evet, söz konusu bu ülkenin ve milletin bekasıysa kimse kusura bakmasın. Gözümüz başka bir şey görmez. Allah'ın izniyle Türkiye'nin önündeki tüm engelleri nasıl birer birer kaldırdıysak enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz
yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Amerika'da faiz yükselebilir. Avrupa'da yükselebilir. Ama Türkiye'de faiz düşecek. Ve göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek. Türkiye yüzyılı gibi tarihi bir vizyonu 3-5 kara borsacının hırsının kurbanı etmeyeceğiz. Nitekim milletim 21 yıldır bize güvendi, inandı, hep arkamızda durdu. Ben aslında bu yedili masanın etrafındakilerin faiz, enflasyon bu noktadaki düşünceleri nedir bununla hiç ilgilenmiyorum. Niye? Çünkü bunların bu konularda herhangi bir tavrı yok. Yok. Yani bu Bebecan şöyle demiş. Bilmem öbürü şöyle demiş. Hiç bakmayın. Bunlar faizcidir. Bunlar değerli kardeşlerim enflasyonist bir ekonominin önderleridir. Hiç bunlara güvenilmez. Çok enteresan. Bakın beraber Davos'tayız. Kimle? Bu Bebecan'la. Ve o zaman IMF'in başındaki zat da orada. Onunla konuşuyoruz. Dedim ki siz taksitlerinizi alıyor musunuz? Alıyoruz. Öyle dediler. 2023 değerli kardeşlerim, pardon, bizim iktidara gelişimizin ilk dönemi 2003 ve biz size bu taksitlerimizi ödeyeceğiz. Ve o zaman IMF'e olan borcumuz değerli kardeşlerim, bunu bilmenizi özellikle istiyorum. 23,5 milyar dolardı. Merkez Bankamızın döviz rezervi de 27,5 milyar dolardı. Ve biz 2013'e kadar IMF'ye bu borç taksitlerini ödedik. 2013'te bu işi bitirdik ve ondan sonra bir daha IMF Türkiye'nin kapısına uğramadı. Ha kimin kapısına uğradı? CHP'nin sözcüsü ve İP'in sözcüsü. Onlar ikisi otel lobilerinde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Ne dediler? Hükümetin bunlardan borç alması lazım. Biz ne dedik? Hayır almayacağız. Ve almadık. Ben o zaman IMF'nin başındaki zaten ne dedim? Türkiye'yi ben idare ederim. Siz buraya müdahale edemezsiniz. Taksitlerinizi alın dedi. 2013 ödemeler bitti. Değerli kardeşlerim, o günden bugüne bizim artık IMF'le ilişkimiz kalmadı. Ve Merkez Bankası ne oldu? Merkez Bankamız da 27,5 milyar dolardan şu anda 122 milyar dolara kadar çıktı döviz rezervi. Şurada bir iki gün nedir bilemiyorum. Başbakanlığın döneminde 135 milyar dolara kadar Merkez Bankası'nın döviz rezervini de çıkardık. Bebecan, hatırlıyorsun o günleri değil mi? Sen mi yönettin o işi? O işin kararını veren, son imzayı atan kimdi? Sen misin, ben mi? Ben başbakanım. Ama bunlar maalesef dürüst değil. Yalan da bunların üzerine yok. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ne olacak? Bay Bay Kemal'in yanında olanlar ya huyundan kapacak ya suyundan kapacak. Ve şu anda da zaten artık 14 Mayıs onların siyasi mevta olmaya hazırlandıkları dönem. Ve bizler o dik duruşumuz sebebiyle hep bu mücadeleyi kazandık. Sayısız tuzağı bozduk. Yine bu sayede birlikte ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma kazanımları sağladık.
biraz daha sabır ve 14 Mayıs'ta çok daha güçlü bir destek istiyorum. Buna var mıyız? Var mıyız? Bu ülkenin ve insanların demokrasiden kalkınmaya tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da yine biz. İşte şu anda Gazi Osman Paşa'daki bu muhteşem katılım bir şeyi gösteriyor. Ne diyorlar? Sözümüz söz reis. Biz bu yoldan dönmeyiz diyorlar. Söz yapmak için verilir diyorlar. Gazi Osman Paşa'lı doğru adamı sever diyorlar. Allah razı olsun. Ve Türkiye yüzyılı başlıyor mu? Yüzyılın şafağının sökmesine ne kadar kaldı? Az kaldı. Öyle mi? Yaşı yetenler kendileri hatırlar. Yetmeyenler büyüklerinden duymuşlardır. Bundan 24 sene önce 17 Ağustos 1999 gününün ilk saatlerinde Marmara bölgemiz 7,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce'de ağır yıkımlar ve sayısı 17.500'ü bulan can kayıpları yaşandı. Daha sonra da çeşitli şehirlerimizde nispeten daha sınırlı depremler oldu. Ama 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığımız depremler orada olanların ifadesiyle adeta birer küçük kıyamet gibiydi. Yaklaşık 50 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu depremlerde 311 bin binadaki 872 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Enkazlar bitiyor inşallah. Öbür taraftan da kalıcı konutların yapımı süratle devam ediyor. Bazı şehir merkezlerimizdeki binaların %80'ine tekabül eden bu büyük yıkım bize deprem gerçeğini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Marmara depreminin ardından ülkemizdeki dayanıksız yapıların yenilenmesi konusunda milletimizin güçlü bir talebi ortaya çıkmıştı. Hükümetlerimiz döneminde bu konuda gerek TOKİ konutlarıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle, gerek özel sektörün teşvik edilmesiyle geçmişle mukayese edilemeyecek derecede hamdolsun önemli adımlar attık. Kardeşlerim, sadece dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. Ancak 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Öyleyse, şimdi hazır mıyız? Şöyle bir kaldıralım ellerimizi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan kentsel dönüşüm müjdemizi açıklıyoruz. Marmara depreminin ardından ülkemizdeki dayanıksız yapıların yenilenmesi konusunda milletimizin güçlü bir talebi ortaya çıkmıştı. Hükümetlerimiz döneminde bu konuda gerek TOKİ konutlarıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle, gerek özel sektörün teşvik edilmesiyle geçmişle mukayese edilemeyecek kadar hızlı bir mesafe kat ettik. Sadece dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. Ancak 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bir yandan deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracak çalışmaları özellikle yürütürken
Diğer yandan da ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Hiç şüphesiz 1999 depreminin acıları hala taze olan İstanbul, nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor. İstanbul'un 39 ilçesinde 220 bin binadaki 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. Bizim dönüşümünü tamamladığımız 695 bin konuta çok acil olarak her yıl 300 bin yeni konut ilave etmemiz gerekiyor. Halen sahada dönüşümü süren 98 bin konut var. Daha önce Esenler'de 60 bin konutluk dönüşüm projesinin ilk etabını teslim etmiştik. Pazartesi günü 12.418 konutluk bir proje olan Yeni Fikirtepe'de ilk anahtar teslimlerini gerçekleştirdik. Bugün de Gazi Osman Paşa, Esenler, Başakşehir ilçelerimizdeki toplam 2.410 konutun ve 49 dükkanın anahtarlarını hak sahiplerine veriyor. 2.158 konutun ve 152 dükkanın da temelini atıyoruz. Ayrıca Esenler'deki kuzey rezerv alanında da 2.067 konutun ve 83 dükkanın inşasını başlatıyoruz. Böylece açılış ve temel atmalarla yerinde ve rezerv alanlarda toplam 6.635 konut ve 201 dükkandan oluşan bir dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Konutların ve dükkanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bununla birlikte 6 Şubat depremlerinin verdiği mesajı dikkate alarak çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Amacımız İstanbul'da her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmektir. Birincisi, Avrupa yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. İkincisi, Asya yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. Üçüncüsü, buralara taşıyacağımız nüfusla epeyce seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmektir. Böylece 1,5 milyon yeni konutla en az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Bina yoğunluğunu seyrelteceğimiz yerlerde yeni yeşil alan, sosyal birimler, toplanma alanları yapacak, şehrin trafiğini de rahatlatacağız. Temelini attığımız Esenler projesi, rezerv alanlarımızdaki 100 bin konutluk dönüşümün ilk adımıdır. Bugünü İstanbul'da 100 yılın dönüşümünün başlangıç tarihi miladı olarak görüyoruz. İstanbul'daki tüm vatandaşlarımızı bu büyük dönüşüme dahil olmaya, katkı sağlamaya davet ediyorum. Buna hazır mıyız? Sadece bu davetle kalmıyor. İki önemli adımla konutlarını dönüştürecek İstanbullu kardeşlerimize de destek oluyoruz. Kardeşlerim, bugün sizlerle İstanbul'un şehircilik tarihinde yeni bir sayfa açacağına inandığım iki müjdemizi paylaşacağız. İlk müjdemizin adı kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela diyelim ki 100 metrekare büyüklüğünde iki oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1,5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini
yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya ne olacak? Çıkacak. Vatandaşımızın kendi koyacağı kısım içe borçlanacaksa ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. Örneğin bu vatandaşımız %0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Veya %10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak üfe, tefe, memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle %10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5.625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6.750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Dolayısıyla cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek. Sağ olun. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirerek herhangi bir istismara veya tereddüde yer bırakmayacağız. Ayrıca evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de yine 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Böylece vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam bir şekilde yeniden yapmak istiyorsa devleti hibesiyle, kredisiyle yanındadır. En ağır sonuçlar doğurabilecek deprem riski burada olduğu için kampanyayı nereden başlatıyoruz? İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan durumu acil olan 300 binini, 200 bini yerinde, 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde bir yılda tamamlamaktır. Takip eden yıllarda da aynı dönüşüm rakamını yakalayarak İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız. Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasının ülkemize, İstanbul'umuza ve bundan faydalanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını 3.500 liradan 5.250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir. Yeni kira yardımı rakamının da hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca kura çekimleri devam eden ilk evim kapsamındaki 50 bin konutun ve ilk arsam kapsamındaki 50 bin arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kardeşlerim, hep söylediğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz sadece eserlerimizde, yatırımlarımızda, başarılarımızla konuşuruz. Kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci sınıf vatandaşı olarak görür ve buna da böyle hizmet ederiz. Milletimizi köken vurgusuyla bölmek, mezhep vurgusuyla ayrıştırmak, yalan ve iftira dolu ezeyanlarla kamplaştırmak isteyenlere bir bakın. Bugüne kadar ülkemize ne kattıklarına bir bakın. Mesela Kılıçdaroğlu'nun
başında bulunduğu SSK'yı batırmak, genel başkanı olduğu partiye her seçimde kaybettirmek dışında bir vasfı var mı? Hadi geçmişte bir şey yapamadı diyelim. Bundan sonrasına dair vizyonuna bakın. Kılıçdaroğlu'nun ülkenin ve milletin geleceğine ilişkin gerçekten emek mahsulü, çalışılmış, altı dolu herhangi bir projesi var mı? O da yok. Çünkü bunların öyle bir dertleri, böyle bir gayeleri yok. Yedi kişi bir masanın etrafında bir yıl boyunca toplantı üstüne toplantı yaptılar. Sonuçta oradan kavga, kıyamet dışında bir şey çıktı mı? Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı bir yıl önce de belliydi. Öyleyse bunca tiyatro niye oynandı? Çünkü orada kimsenin kimseye güveni yoktu. Daha birbirlerine güvenemeyenler milletin kendilerine güvenmesini ve ülkeyi teslim etmesini istiyor. Birbirlerine saç baş girdikleri yetmediği gibi bir de PKK'dan FETÖ'ye tüm terör örgütlerinin ülkemizle ilgili iştahlarını kabarttılar. Buradan CHP ve ittifakı altında topladığı diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Siz kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Buradan hangi partiye gönül vermiş olursa olsun milletimin tamamına sesleniyorum. Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Hanımlar, bakkala ekmek almak için göndermeye bile güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birine kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşim, önüne 3 keçi katsanız akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birisine ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? Öyleyse gelin 14 Mayıs'ta tercihimizi, tüm tereddütlerimizi bir kenara bırakıp aklımızın ve vicdanımızın sesini dinleyerek yapalım. Emin olun bu ses size Cumhur İttifakı diyecektir, Tayyip Erdoğan diyecektir. Kandil'le işbirliği yapan Bay Bay Kemal'e bu ülkeyi teslim edebilir misiniz? Yarın inşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimle hem bayramlaşacak hem biten ilk köy evlerinin teslimini yapacağız. Ve 319 bini bir yılda teslim edilmek üzere toplamda 650 bin yeni ev yaparak deprem şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Milletimizin bu depremde gösterdiği dayanışma Türkiye 100 yılı vizyonumuz için bize umut vermiştir, şevk vermiştir. İstanbul başta olmak üzere deprem riski altındaki tüm yerleşim yerlerimizi yeniden inşa ederek ülkemizi tüm tehditten kurtarmayı yeni dönemdeki önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücü arttıkça insanlarımız daha güvenli ve müreffeh bir hayata kavuşacaktır. TCG Anadolu'yu gezdiniz mi? Bir gezenleri göreyim şöyle. Maşallah daha gitmeyenler var. Şimdi diyoruz ki son hafta sizinle bir oylama yapayım. Son hafta
TCG Anadolu'yu İzmir'e göndersek nasıl olur? Nasıl olur? İyi olur değil mi? İzmir de istiyor. Ve inşallah TCG Anadolu nasıl ses getirdiyse, İHA'larımız nasıl ses getirdiyse, SİHA'larımız nasıl ses getirdiyse, Akıncımız nasıl ses getirdiyse, Kızıl Elma nasıl ses getirdiyse, TOV nasıl ses getirdiyse, artık attığımız her adımda bunlar hopluyorlar. Karadeniz gazını azmedemiyorlar. Niye? Şimdi ücretsiz vereceğiz ya, rahatsız oldular. Siz şu kalan 3 haftada tekrar soruyorum, ana kademe yeri yerinden oynatacak mısınız? Kadın kolları oynatacak mısınız? Gençler oynatacak mısınız? Bu işi Allah'ın izniyle bitirdiniz. Sağ olun. Var olun. Yeni tehditler ve saldırılarla değil, gümbür gümbür sandıkları patlatmaya yürüyeceğiz. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi kentsel dönüşüm projesiyle evlerine kavuşan hak sahiplerine anahtar teslim törenine geçiyoruz. Ardından canlı bağlantılarla temel atma ve açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Demokratik Sol Parti Genel Başkanı'nı, sayın bakanlarımızı, genel başkan yardımcılarımızı, milletvekillerimizi, TOKİ başkanımızı, İstanbul valimizi, AK Parti İstanbul İl Başkanımızı ve Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Ve ilk ailemizi sahneye davet ediyoruz. 2+1 konutunu anahtarını almak üzere Mahmut Oğuz. Buyurun efendim. Mahmut Bey buyurun. Üç artı bir konutunu almak üzere Süleyman Kalın ve ailesini sahneye davet ediyoruz.